uzakta bir tane. İsmini okuduğum buradaysa elini kaldırsın ve buraya gelsin. Öğlen Aladağ Yahyalı grubu. Ya bunu aslında utanarak söyleyeceğim. Çünkü ben hani doğayı çok seven bir insanım. Her zaman böyle gidip kırlarda gezmeyi, kamp yapmayı severdim. Ama yaşım gereği bundan 40 sene önce bunu gidip de dağda şurada gezdiğiniz zaman ya bu deli mi derlerdi. Ne geziyor burada derlerdi. Dolayısıyla o günlerde ben silahı keşfettim. Yani eline silah alınca avcı oluyordun. Her yerde kimse sana bir şey demiyordu. Maalesef öyle başladım. Ama sonra 2000'lerde bu Türkiye'deki birkaç kuşçuyla tanıştım, kuş gözlemcisiyle. Onları görünce şaşırdım. Ya böyle bir şey varmış dünyada diye. Ve işte bu içlerine girdikçe bu oluşumu gerekliliğini anladım. Yani hani birinin oturup da bunu toparlaması lazımdı. Bana düştü bu kısmet. Yani dolayısıyla orada o saatten sonra gözlem için tüfeği bırakıp elime kamerayı almaya başladım. O arada birkaç tane kuş vurduysam da yani çok yazık etmişim, onu da öğrendim. Çünkü kuşu tanıdığınız zaman çok etkileniyorsunuz. Yani onun davranışını, onun yaşam zorluklarını gördüğünüz zaman yani sevmeye başlıyorsunuz. Sevince de korumaya başlıyorsunuz. Benim hayat hikayem öyle. Yani hani böyle bir geçiş var. Ama ondan sonra da hep kuşçuluğum devam etti. Doğacılığım devam etti. Avcılıktan gelen yüzlerce üyemiz var ve çok iyi kuşçu oldular. Yani çok iyi doğacı oldular. Çünkü onların o eski gözlemleri, o doğada gördükleri onları daha keskin yapıyor. Daha bilinçli oluyorlar ve kuşları tanıyınca da artık zaten hani zaten tüfeği olan bir arkadaşı aramızda zaten almıyoruz. Yani bu müracaatlar var devamlı, her hafta birkaç kişi, 6 kişi, 10 kişi kaydolur siteye. Biz her kaydı inceliyoruz. Eğer doğayla ilgili avcılık gibi bir şey görürsek biz kesinlikle üye yapmıyoruz. Zaten uzak durmaya çalışıyoruz ama işte geçişte olan arkadaşları da kaçırmıyoruz. Yani onlara silahı attırıp kamerayı aldırıp o zaman kabul ediyoruz.